Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hafızımıza, canı gönülden. Bir gönül dostu der ki, her okuyuşta siz Kur'an'ın hikmetiyle dolun. Ayrılmayın can dostlarım, Kur'an yolunda olun. Ne mutlu Kur'an yolunda olanlara, ne mutlu Kur'an'ı satırdan sadırlara indirenlere. Efendim, ekranları başlarında bizleri izleyen dostlar, az önce bir mesaj geldi, onu sizinle paylaşayım. Manisa'mızın eski valisi Celalettin Güvenç beyefendi bir mesaj yolladı. Urfa'dan şu anda programı izliyorlarmış. Burada bulunan bütün dostlarımıza sevgilerini, muhabbetlerini iletti. Onu sizlere iletmiş olayım. Değerli dostlar, başta da söylediğim gibi bizler ne kadar gönül dostlarını anmaya çalışsak da biliriz ki bizlerden söyleyen onlardır. Bugün burada sözün üstadları var. Sözleri en güzel şekilde söyleyen dostlar var. Bizler de onları terennüm ediyoruz. Efendim, 4. Murat, Osmanlı'nın padişahı, bir gönül dostu. Her yaptığı işte kendini sorgulayan, öyle bir padişah ki yaptığını, yapacağını not alan, kar var mı, zarar var mı, bunu her defasında sorgulayan biri. 5 vakit namazını da hiç kaçırmazmış 4. Murat. Aynı zamanda musiki şinaslığı da vardır 4. Murat'ın, bestekardır da. Bir gün sabah namazını kaçırmış 4. Murat. Hüzün içinde uyanıyor. Sabah olmuş. Her taraf aydınlanmış. 4. Murat çok üzülmüş, içerlemiş ve kalemi almış eline, şu güfteleri terennüm etmiş. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Benim Murat kulun suçunu affet. Suçunu bağışlayıp günahını refet. Resul'ün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Bakınız ki biz öyle bir ecdadın miraslarıyız ki, biz öyle bir Osmanlı'nın torunlarıyız ki, alnı secdeye giden, haramı helali bilen, bir gariban geldiğinde onu itmeyen, onun sıkıntısını dinleyen, onun derdine çare olabilen, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasıyla 3000 tane şiir yazmış Kanuni. Onun zamanında Mimar Sinan, ruh şad olsun hepsinin. Bu gece onları da yad edelim ve daha sonra ilahilerle inşallah devam edeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'ı çağırıyor. Diyor ki, ey Mim Sinan, İstanbul'a bir cami yapalım. Yüzlerce cami yapmışlar ama diyor ki, öyle bir cami yapalım ki bu cami bizim ismimizi, bizim manamızı yaşatsın diyor. Mimar Sinan düşünüyor. Diyor ki, nereye yapsak? Bu camiyi İstanbul'da nereye yapsak? Belki üzerinden 10 yıl geçmiş, caminin temeli bile atılmamış. Bir gece Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Kanuni Sultan Süleyman'ın rüyasına giriyor. Diyor ki, ey Süleyman, o camiyi falanca yere yap. Kubbesini şöyle, mihrabını böyle, metrekaresini de şöyle yap diyor. Kanuni o heyecanla uyanıyor. Hemen diyor, bana Sinan'ı çağırın. Gidin Sinan'ı bulun. Sinan gelmiş. Buyurun padişahım. Demiş ki, Sinan, hemen gidiyoruz. Gelmişler şu anki
Eminönü'nde gidenleriniz bilir. Eminönü'nün hemen üstünde Umkapanı vardır. Umkapanı'nın üzerinde şu anki yeri Süleymaniye Camii'nin. Ve İstanbul'da depreme en dayanıklı camidir Süleymaniye Camii. Diyor ki Sinan, caminin kubbesini şöyle yapacağız. Mihrabını böyle yapacağız. Bir şeyi unutuyor Kanuni. Diyor ki neydi? Mimar Sinan diyor ki efendim, şurayı da şöyle yapsak nasıl olur? Kanuni şaşırmış. Demiş ki Sinan, peygamberimiz de rüyama teşrif ettiğinde bana öyle söylemişti. Sen nereden biliyorsun bunu diyor. Peygamberimiz benim rüyama geldi, senin değil. Bakınız, Mimar Sinan'ın öyle güzel bir cevabı var ki, diyor ki padişahım, Peygamber Efendimiz size bunları talim ederken, söylerken ben de sizin arkanızdaydım. Bakın, öyle gönül dostlarından biz feyizler aldık. Mana ölmez. Bugün Hazreti Muhammed'e öldü diyenler, vallahi billahi ömürleri boyunca Hazreti Muhammed'i ne gönüllerinde ne de zahiren bulabildiler. Ömür geçiyor. Gelin. Bir hak dost diyor ki gelin tevhid edelim. Gelin bir olalım. La ilahe illallah da Muhammed'in Resulullah da cinsleri, cibiliyetleri, ırkları, renkleri kaldıralım. Vallahi o zaman haktan gayrı bir şey görmeyeceğiz inşallah. Kusura bakmayın fazla sözü uzattım. Şimdi efendim çok değerli büyüğümüz, benim de hocam 2010'da vefat eden Hafız Yahya Soyyiğit'in bestelediği sözleri Hafız Ahmet Soyyiğit efendi büyüğümüze ait bir ilahi sizlerle paylaşacağım ve daha sonra mikrofonu Murat Sancak hocamıza bırakacağım inşallah. Buyurun. Yeah.
Efendim Cenab-ı Hak